İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda Ayasofya'nın önünde bundan sonra anılacağı ismiyle artık Ayasofya Camii'nin önünden sizlere sesleniyoruz. Danıştay'ın aldığı kararın ardından Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının yolu açıldı ve şu anda Ayasofya'nın minarelerinden ezan okunuyor. Tam bizim yayınımızla birlikte Ayasofya'nın minarelerinden ezan okunmaya başlandı. Tabii normalde de Ayasofya'nın minarelerinden ezan okunuyor ama burada şu anda Danıştay'ın aldığı bu kararın ardından tam ezanın okunmaya başlaması buradaki kalabalık tarafından da coşkuyla karşılandı. Şu anda burada dakikalardır, neredeyse sabahtan beri Danıştay'ın aldığı kararın açıklanmasını bekleyen kalabalık tekbirlerle, sloganlarla burada bekliyordu. Polis önlem almıştı. Sizler de görüyorsunuz, polis Ayasofya'nın önüne bir barikat kurdu. Barikatın hemen arkasında kalabalık bir grup var ve buradaki kalabalık giderek artıyor. Buradaki insanların sayısı giderek artıyor. Peki ne oldu? Kısaca sizlere onu özetleyecek olursak eğer, Ayasofya'nın 1934 yılında alınan bir bakanlar kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüş olmasına itiraz edildi Danıştay nezdinde. Çünkü bu tarz bakanlar kurulu kararlarının kaldırılması ancak Danıştay kararıyla mümkün olabiliyor. Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği yaptı bu başvuruyu. Ve Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasına yönelik bir başvuruydu. Aslında daha önce de benzer başvurular yapılmış ancak Danıştay bu başvuruları reddetmişti. Dolayısıyla Danıştay'ın bugün almış olduğu bu karar aslında Danıştay'ın şimdiye kadarki olan içtihatlarına da karşı, onlara aykırı bir karar oldu. Ancak tabii ki Danıştay karar ya da içtihat değiştiremez diye bir kural söz konusu olmadığı için Danıştay bu defa bu başvuruyu olumlu karşıladı. Karşı tarafta kim vardı bu vakfın karşısında? Cumhurbaşkanlığı vardı. Ancak Cumhurbaşkanlığı'nın avukatları herhangi bir savunma yapmadılar duruşmada ve kararın Danıştay'a bırakıldığını söylediler. Danıştay da bugün açıkladığı gerekçeli kararında Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı tarafından cami olmak üzere devredildiğini, dolayısıyla buranın asli devir amacının cami olarak kullanılması olduğunu ve vakfın bu kararı dışında devletin bakanlar kurulu ya da başka bir kararla burayı amacının dışında, yani devir amacının dışında kullanılmasının mümkün olamayacağına hükmetti Danıştay. Dolayısıyla 1934 yılında alınan bakanlar kurulu kararını da geçersiz saymış oldu. Bunun hemen ardından, bu kararın hemen ardından çok kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bir karar açıklandı. 2729 sayılı kararda şöyle dendi. O kararı ben size hemen okuyacağım. İstanbul İli Fatih ilçesinde bulunan Ayasofya Camii'nin müzeye çevrilmesi hakkındaki 24 Kasım 1934 tarihli ve 2 Taksim 1589 sayılı Bakanlar Kurulu kararı Danıştay 10. Dairesi'nin 2 Temmuz 2020 tarihli yine karar numaraları var. Sayılı kararıyla iptal edildiğinden Ayasofya Camii'nin yönetiminin 22 Haziran 1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanunun 35. maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı, altında da imzası bulunuyor. Yani Ayasofya Müzesi, bugüne kadar olan ismiyle Ayasofya Müzesi, bundan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'na cami olarak ibadete açılması amacıyla Cumhurbaşkanı kararnamesiyle de, Cumhurbaşkanı kararıyla da daha doğrusu devredilmiş oldu.
Eskiden biliyorsunuz Bakanlar Kurulu kararnameleri vardı ki 1935'te alınan karar bir Bakanlar Kurulu kararıydı. Ancak artık Bakanlar Kurulu kararları yapılan son 1934 tarihli karar bir Bakanlar Kurulu kararıydı. Ancak yapılan anayasa referandumunun ardından artık Bakanlar Kurulu kararlarının yerini Cumhurbaşkanı kararı almış durumda. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan da vermiş olduğu bu kararla Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının Diyanet İşleri Başkanlığı'na devriyle önünü açmış oldu. Zaten Danıştay'ın aldığı kararın aksi bir karar uygulaması hukuken aslında söz konusu değildi. Ancak yargı yolu açık. Yani Danıştay kararına da itiraz edilebilir. Ama tabii bunu Cumhurbaşkanlığı'nın bunu yapmayacağını bu açıklamadan, Cumhurbaşkanı'nın bu yazılı açıklamasından anlıyoruz. Ne zaman ibadete açılacak? Buna tabii şimdi bu saatten sonra artık Cumhurbaşkanlığı'nın bu açıklamasından sonra Diyanet İşleri Başkanlığı karar verecek. Bu akşam saat 20.53'te, bu da manidar bir saat. Muhtemelen 1453 yani İstanbul'un fethine atfen saat 20.53'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka sesleniş konuşması yapacağı açıklandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapacak, halka sesleniş yapacak ve Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıyla ilgili görüşlerini paylaşmış olacak. Tabii uluslararası anlamda çok önemli bir mekan Ayasofya Müzesi. Bugüne kadarki ismiyle Ayasofya Müzesi. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethiyle birlikte kiliseden yine yan tarafına inşa edilen minarelerle birlikte camiye dönüştürülen. Daha sonra Fatih Sultan, tabii Osmanlı bir imparatorluk olduğu için imparatorlukların fethettiği topraklardaki varlıklar sonuçta imparatora ait oluyorlar. Ancak Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı'na, bir vakfa bu camiyi o zamanki haliyle Ayasofya kiliseden camiye çevrildikten sonra burayı vakfa devrediyor. Ancak buranın vakıf olarak kullanılması kararı 1934 yılında alınan bir Bakanlar Kurulu kararıyla değiştiriliyor ve Ayasofya Müze'ye dönüştürülüyor. O tarihten bu yana da yani 1934 yılından bu yana 85 yıldır da Ayasofya, 86 yıldır da Ayasofya bir müze olarak hizmet veriyor ve aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bir yer. Dolayısıyla uluslararası alanda da son derece tanınan, bilinen, önemli bir eser aynı zamanda Ayasofya. UNESCO'dan da bir açıklama geldi. UNESCO, Ayasofya'nın müze statüsünün değiştirilmesi durumunda bunun kendilerine bildirilmesi gerektiğini, Türk hükümetinin bunu bildirmesi gerektiğini, kendilerinin de buna göre aynı zamanda bir değerlendirme yapacaklarını dile getirdi. Dolayısıyla şimdi Türkiye Cumhuriyeti UNESCO'ya da Ayasofya'nın müze statüsünün değiştirildiğini bildirecek ve UNESCO da buranın Dünya Mirası listesindeki konumunu yeniden değerlendirecek. Bir başka noktada içeride Ayasofya'nın ilk olarak Bizans İmparatorluğu döneminde ya da Doğu Roma İmparatorluğu döneminde diyelim daha doğrusu bir kilise olarak inşa edilmiş olmasından dolayı içeride Meryem Ana ve İsa figürleri var duvarlarda. Tabii İslam inancına göre namaz kılarken bu tarz resimlerin olması, bu tarz figürlerin olması doğru bir şey değil. Dolayısıyla Ayasofya Camii'nin içerisindeki bu fresklerin yani Meryem Ana'yı, Hazreti İsa'yı, İsa Peygamber'i gösteren, sembolize eden bu sembollerin, resimlerin, figürlerin ne olacağı da tartışma konusu. Bununla ilgili olarak da kurulacak bir perde sisteminin, belli yerlerde kurulacak bir ışıklandırma sistemiyle ibadet saatlerinde bu sembollerin üzerlerinin kapanacağı belirtiliyor. Tabii Ayasofya'nın müze statüsünün de devam edeceği söyleniyor. Hatta buna örnek olarak da Sultanahmet Camii gösteriliyor. Sultanahmet Camii de hemen zaten Ayasofya'nın karşısında. Bakın bu iki tarihi eser karşılıklı olarak yer alıyorlar. Hani Sultanahmet Meydanı'nda durduğunuzda bir yanda Sultanahmet Camii'ni, diğer yanda da Ayasofya Camii'ni artık, Ayasofya Müzesi'ni görüyorsunuz.
Dolayısıyla Ayasofya'nın ibadete açılmasının müze statüsünü ya da müze durumunu değiştirmeyeceğini savunanlar da şunu söylüyorlar. Evet, Sultanahmet de bir cami ama aynı zamanda müze olarak da Sultanahmet Müzesi şeklinde de ziyaret edilebiliyor. Turistler tarafından ziyarete açık bir mekan. Dolayısıyla Ayasofya'nın da durumu, Ayasofya'nın da statüsü aynı olacak. İçeride ibadet yapılsa da ibadet dışındaki süreler dışında burası da burada burada ziyarete açık olacak, müze şeklinde de açık olacak deniliyor. Tabii buna Diyanet İşleri Başkanlığı karar verecek. Yani burası hangi günlerde, hangi vakitlerde ibadete açık olacak? Belki de sadece cuma günleri, cuma namazları için açılacak. Ya da belli günlerde, belli saatlerde sadece, belli vakitlerde ibadete açılacak. Dediğimiz gibi bu detay henüz belli değil. Bu akşam saat 20.53'te Cumhurbaşkanı'nın yapacağı halka sesleniş konuşmasıyla birlikte bazı detaylar ortaya çıkabilir. Uluslararası boyutundan tekrar bahsedecek olursak, tabii Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, daha doğrusu statüsünün değiştirilmesine uluslararası alanda pek çok tepki geldi. Özellikle Yunanistan'dan ciddi tepkiler geldi. Türkiye bunlara Ayasofya'nın statüsü bizim iç meselemizdir, kimseyi ilgilendirmez şeklinde karşılık verdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmişti. Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ayasofya'nın statüsünün aynen korunması gerektiğini söylemişti. Buna da Türk Dışişleri Bakanlığı bu açıklamayı hayretle karşılıyoruz diyerek yine Ayasofya'nın statüsünün ne olacağının Türkiye'nin bir iç meselesi olduğuna işaret etti. Şimdi başka kaygılar da var tabii. Şöyle kaygılar var. Dünyada birçok yerde, dünyada birçok Hristiyan ülkede Müslümanların da kutsal saydıkları çeşitli ibadethaneler var. Acaba bu ibadethanelere yönelik olarak da Ayasofya kararına karşılık Türkiye'nin misilleme şeklinde başka mekanların, başka diğer ülkelerdeki camilerin ya da Müslümanların ibadet ettikleri yerlerin ya da kutsal mekanların statülerinin değiştirilmesi, kapatılması gibi durumlar söz konusu olabilir mi? Örneğin Mescid-i Aksa en çok tartışılanlardan bir tanesi. Bugün İsrail'de Mescid-i Aksa'nın statüsünü değiştirip kapatmak isterse ne olacak gibi tartışmalar da var. Uluslararası kamuoyunda bu karar çok tartışılacak bundan sonra. Onu net olarak biliyoruz. Söylediğimiz gibi, evet, Ayasofya İstanbul toprakları içerisinde 1453 yılından bu yana da Türklerin idaresi altında yer alan İstanbul'da bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin toprakları içerisinde ama aynı zamanda dünya mirası listesinde olan dünyanın en önemli tarihi eserlerinden bir tanesi. Dolayısıyla buranın ne olacağı, buranın statüsünün ne olacağı bütün dünyayı ilgilendiriyor dünya mirası olmasından dolayı. Bunun siyasi sonuçları da olacak Türkiye açısından. Genel anlamda yorumlar bu şekilde. Tabii buna uluslararası kamuoyu nasıl tepki verecek bundan sonra bunları hep birlikte göreceğiz. Birazdan belki buradaki grubun yani şu an sizler de görüyorsunuz caminin önünde bir polis barikatı var ve o polis barikatı sabahtan itibaren burada kurulmuş durumda. Cami içerisinde, Ayasofya içerisinde, müze içerisine girilmesi mümkün değil. Burada toplanan grup sloganlar atıyor, tekbir getiriyor. Şimdilik sizlere aktaracaklarımız buradan Sultanahmet Meydanı'ndan bu şekilde. İlerleyen dakikalarda buradaki kalabalıkla birlikte aynı zamanda hem uluslararası kamuoyundan hem Türk hükümetinden yeni açıklamalar geldikçe sizleri buradan son gelişmelerle ilgili olarak güncellemeye kameraman arkadaşım Umut Çolak'la birlikte devam edeceğiz. Şimdilik Sultanahmet Meydanı'ndan, İstanbul'dan hoşçakalın.